Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler de çok şükür iyiyiz. Akşam yemeğine başladım arkadaşlar. Çocuklar okulda gelmediler daha. Onlar gelmeden de yemeği hazırladım. Yazık, açlıktan ölüyorlar, anca yıkılıyorlar. Evet. Çünkü öğlen gelmiyorlar arkadaşlar çocuklar okula. Sabah 8'de gidiyorlar. Akşam 4-4.30 gibi Güzel geliyor. Güzel liseye gidiyor arkadaşlar bu arada. İsmail de ortaokul 7'de, Güzel lise 1'de. İsmail normalde 3.30'da çıkıyorlardı ama herhalde geçen sene pek okul olmadığından virüsten dolayı bu sene kurs yapıyorlarmış 7. sınıfına 8. sınıflara. O yüzden İsmail kursa kalıyor. Saat 6'da, 5.30-6'ya doğru geliyor arkadaşlar. 5.30 gibi çıkıyorlarmış herhalde. 6'ya çeyrek kala falan evde oluyor. O yüzden ben de onlar gelmeden yemeği hazırlayayım. Öğlenlerinde para veriyor arkadaşlar. Şimdi yer uzak. Artık büyüdüler. Beslenme koydurmuyorlar. Ekmeğin arasına ben bir şeyler koyayım da götürün meyve suyu falan alın diyorum da. Götürmek istemiyorlar. Güzel bir iki götürdü. O da bıraktı gire. İsmail hiç götürmüyor. Sabah kahvaltı yaparlarsa yapıyorlar. Yapmazlarsa çıkıp gidiyorlar. Gözüme kaçtı sonra. Ben de bugün arkadaşlar fırına yemek süreceğim. Fırına derken bu sefer davulmaza sürmeyeceğim arkadaşlar. Sobayı yakacağım şimdi. Sobaya süreceğim. Sobada bitsin. Yani kuzine sobada bugün türlü yemeği yapıyorum yani anlayacağınız. Şöyle göstereyim. Küçük küçük soğanları arkadaşlar bahçemden kaldırdım. Pek büyümemiş. Tepsi de fırına girer mi ki acaba? Herhalde girmez. Bunu bir değiştirin. Normalde fırın tepsileri bunlar arkadaşlar. Fırın tepsilerini alacağım. Bunları da yıkayayım. Yıkadım da bir daha sudan geçirin. Çünkü daha yeni soğanları soydum içine attım. O yüzden 3-4 tane patates doğradım arkadaşlar. 5-6 tane de tavuk but var. Bunları harmanlayacağım. İçine biber sarımsak doğrayacağım biraz da. Normalde sobamız var arkadaşlar ama ben sobada pek yemek yapmam. Bu ilk olacak. Gerçekten vallahi ilk defa sobaya yemek süreceğim. Öyle çörek falan yapıyoruz da hamur işlerini hani şeyi hiç yapmadım daha. Yemek hiç sürmedim. Patates falan atıyoruz içine ama böyle yemek tarzı hiç daha yapmadım. Şimdi yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Bunlar da bütün atıyorum arkadaşlar içine. Bütün güzel oluyor. Annem. Bu cici. Hadi. Şöyle küçük de havuç kalmış. Bir de onu doğrayayım içine. Ufak. Anne. Tamam geç sen ben vereceğim sana. Getireceğim. Koş. Anne. İstemiyor musun gir onu? Gökhan işten geldi. Uyatıyor arkadaşlar içeride. Cecik de benim yanımda dolanıyor. Biraz da biber doğrayacağım şöyle. Domates doğramayacağım arkadaşlar. Salçalı su yapacağım. Recep ekmeğine oynama. Tamam mı? Bir de kek pişireceğim arkadaşlar. Fırınımın bozulduğunu söyledim ya size. Fırın bozuldu. Yemek tarzlarını pişiriyor. Çünkü alt ışığı bozulmamış. Üstünün ışığı bozulmuş. Kek poğaçaları pişirmiyor. Annem de davulmaz birdeydi bana. O da yakıyor. Şansımdan bir fırına yüzüm gülmeyecek herhalde. Yani bayağı da şöyle 5-6 gündür şey de yapamıyorum. Ne onun ismi? İşte börek, poğaçayla onları da yapamıyorum. Malzememe yazık oluyor, emeğime yazık oluyor. Bir yandan da sinir oluyor. Çünkü yapıyorum. Davulmaza sürüyorum arkadaşlar. Alt yanan üstü hemen pişiyor. Geçen bir kek sürdüm. Alt yanan üstü hemen pişti. Anam keki dedim bir çıkarım diye. İçine kaşığı batırdım. Cırtlı hamur. Biraz daha duruttum. Hamuru pişsin, çeksin diye. Bu sefer üstü yandı, altı da yandı. O davulun bazılarında ayarı olmuyor. Vallahi ne yapacak bilmiyorum.
Yani bize bir fırın yolu gözüktü yine herhalde ya. Tamam. Son olarak bir de biraz da sarımsak doğrayacağım arkadaşlar. Aslında bunu da doğramayacağım. Bunu da böyle soyup bütün bütün atacağım içine. Evet, attım yine. Şöyle alıp bunu da yıkayıp at. Arkadaşlar dün ineğimizde buzaladı. Tabii onun videosunu da çektim. Onu da atacağım da. Onu bir önce atarım zaten. Bana başını bekliyor diyebilirim. Çocuklar olsun biz olalım. Bak bak geliyor. Sana ne yapıyor acaba diye yavrusu. Ama altına da almıyor arkadaşlar. Altına bugün bir saldık. Ama bir depti bir yandan kalkıyor bir yandan depiyor hayvanı yazık. En iyisi hiç salmamak. Biberonu alıştıracak ondan kendimiz büyütecek. Annesi niye öyle bir şey yaptı anlamadık. Neyse bütün bütün şöyle şunu atalım. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Bir salçalı suyunu yapacağım. Ondan sonra fırına süreceğim. Recep sen burada üşümüyor musun? Niye annem? Soğuk ama. Sen o ekmekleri eve döküyorsun ama Recep. Ama mı? Kaşığı salça koyayım arkadaşlar. Biraz da içine toz biber. Şöyle bir çay kaşığı da dolu dolu toz biber atalım. Tavuk yemeğe ben kimyonu yakıştırıyorum arkadaşlar. O yüzden biraz da içine kimyon ekleyeceğim. Şu şekilde bir karıştırın. Sobayı yakma arkadaşlar. Daha yakmadım. Fırına sürerken hemen bunu yakmasın da bitsin. Yemeğimizi çıkarttıktan sonra yani yemeğimiz pişerken ben şeysini yapacağım. Kekin hamurunu hazırlayacağım. Ondan sonra bunu çıkardım mı hemen kekimizi de sürün. Onu da çayla içer ki. İnşallah pişer. Keki ben kuzine sobada çok denedim arkadaşlar. Ama şöyle onu da beceremiyorum. Demek ki her insanda bir becerim için bir şey varmış derler ya. Fırında yani kuzine sobada kek hiç beceremiyor. Bugün bir daha bir yapın bakalım nasıl olacak. Bir tane ablama sordu. Böyle beceremiyorum yapamıyorum abla diye. O da sobada yapmış o gün keki. Biraz anlattı işte şöyle yap böyle. Normalde sobaya kek sürdüm arkadaşlar bir güzel kabarıyor. Böyle kabarıyor. Üstü de bir güzel kızarıyor. Aynı fırından da güzel oluyor vallahi ama altı çiğ kalıyor hamur. İçi de pişiyor. Altı hamur kalıyor sadece. Onun da püf noktası şuymuş. Bazı sobalar altını pişirmiyormuş. Kek piştikten sonra üstü kızarttıktan sonra yani çıkaracakmışsın. Sobanın direkt üstüne koyup yavaş yavaş döndüre döndüre altında o şekil pişeceğimiş. Onun için bugün deneyeceğim. Şöyle yemeğimi yakından sizlere bakın arkadaşlar gösterip bunu hemen sobaya götürüyorum. Arkadaşlar ağzını kapatmayı unuttum. Şöyle önce ağzını bir yağlı kağıdına kapatacağım. Ondan sonra da alüminyum folyoya kapatacağım.
Soba fırın gibi değil arkadaşlar. Soba harlı yanar. O yüzden yemeğimizi yapmasın. Direkt alüminyum folyoyu da gıdalara temas ettirmiyorum. Bu şekilde ilk olarak da kağıdını kapattım. Ondan sonra folyoyu da kapattım. Bunu hemen fırına sürelim. Ürünleri de hep su doldurdum arkadaşlar. Bunlar ısınsın. Artık enerjimizde su olmuyor. Bir de inek yine doğum yaptığı için sıcak su içiriyor. Yani ılık su içiriyor. O yüzden burada ılıyor. Götürüp ineğin önüne de döküyor böyle. Sobamız burada yansın. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Şu şekilde göstereceğim size. Ben ara ara arkadaşlar jiletimle açtım, baktım. Hatta şöyle bak, yakından getirsin. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi yemeğimiz çok güzel pişmiş. Bakalım tadı nasıl olmuş. Tadına bakacağız. Hatta şöyle bir yüzünü alın. Arkadaşlar şimdi ben bunu mutfağa götüreceğim. Kek malzemesini hazırlayacağım. Kekin hamurunu da hazırlayıp sürüp pişerken yine kekimizi de zaten sizlere göstereceğim arkadaşlar nasıl olduğunu. Çıkardık, keki yaptım, hazırladım, fırına sürdüm. Şimdi kek fırında. Kekin başını bekliyorum. Ama inanır mısınız, ev o kadar sıcak ki artık yani nasıl söyleyeyim, teller boşalmaya başladı. O kadar sıcakladı çünkü neredeyse bir saatten fazla yemek pişti. O çıktı. Hemen şimdi kek sürdüm içine. Kek de pişiyor. Çocuklar da okuldan geldi arkadaşlar. Dediğim gibi yemeğin başını beklemedim. Yemeği sürdüm direkt. Yemek kendiliğinden pişti. Ara ara baktım ama kek onun gibi olmuyor arkadaşlar. Kekin başını beklemek lazım. Sen ne istiyorsun anne? Anne. Anne. Baba uzatıyor. Anne baba uzatıyor. Su olmayacak burada. Evimize su döküyorsun. Kellemi sürecek. Anne bak. Arkadaşlar kekimiz pişti. Şu şekilde çıkarıyorum. Bakın. Güzel yani. Şu anda girip pek biraz kabarmamış da diğer anne böyle değil mi? Apam cız cız yanan. Yanan annem dur bitsin böyle. Bu şekilde de şöyle döndere döndere de altını pişireceğim arkadaşlar. Anne. Ya. Güzel. Kalk kızım çörek getir de çörek. Yemekte ne var anne? Buraya yemek sürdüm. Türlü yaptım. Kalk kızım hadi. 5 tane getir. 5-6 tane getir atarım. Sobayı kapatmadan çüreğimiz ısınsın. Bak nasıl duman çıkıyor. Altı şey diyor ya kızarmaya başladı ya. Kayın sobamızı bile kapatsak o altı yine kızartır. İnşallah altıda icazı olmuştur arkadaşlar. Yani olur. Bu şekilde de altını kızartalım. Ben niyeyse kek yaptığımı fırında da olsa, burada da olsa, irmik tatlısı olsun, kek olsun arkadaşlar. Normal tepsiye sürüyorum. Şöyle ortaya doğru kabarıyor. Bir de tek taraflı kabarıyor. Tamam. Kalan fırınlarda ki demirler böyle eğildi mi gibisin. Hani davrumbazda genellikle böyle oluyor. Tek tarafa hemen eğiliveriyor. O da tek taraflı kabarıyor ama sobada da aynı oldu. Demek ki bende bir sorun var. Galiba beceremiyorum. Bıçağını koydum ben. Altını güzelce çekmiş. Çamurlanmamış da. Tamam. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Ben şimdi bunu mutfağımıza götürüm. Birazcık soğuyunca bir dilimleyeyim. Size de gösteririm. Kekimizi dilimledim. Yemeğimiz de pişti. Ağzını açtıydım zaten onu.
Keki şöyle gördüğünüz gibi dilimledim arkadaşlar. Hemen bir tanesinin dilimini şöyle bir kaldıracağım. İnşallah güzelce pişmiştir. Kabarması çok güzel arkadaşlar. Bakın sapsarı olmuş. Bu sarı olma sebebi de kekin arkadaşlar. İltim yurt dışından Belçika'da kalıyor ya, biliyorsunuz zaten. Ama gerçi iltimi görmediniz videolarımda. Kaynımı gördünüz. İltim bir tane toz getirmiş. Böyle sarı toz. Çörek yaparken yumurtanın içine katıyorlar onu. Çöreğin yüzünü sapsarı yapıyor. Ben de çöreğin yüzüne katmıyorum arkadaşlar onu. Böyle kek yaptığım zaman, pasta yaptığım zaman falan böyle çok güzel sapsarı rengi oluyor. Çok güzel oluyor gerçekten. Tadı da güzel oluyor. Tadına da tatlı da bir böyle. Bilmiyorum toz dur onu da size göstereceğim. Bakın arkadaşlar çok güzel. Bakın. Kabarması da çok güzel kabarmış. Altı da çok güzel pişmiş arkadaşlar. Tamam artık favorim fırın falan değil. Fırın alana kadar soba. Artık sobada çok kek de pişiririm. Hemen şöyle bir tanesini daha açalım. Yandım Allah. Sıcak. Bakın arkadaşlar ne güzel kabarmış. Altı da güzelce pişmiş. Hatta fazla durursam yanmaya bile başlayacakmışmış. Buradan da arkadaşıma çok çok teşekkür ederim. Arkadaşın kim? Arkadaşım Fatma abla. Hatta arkadaşım diyeyim arkadaşlar, buradan da söyleyeyim. Fatma Arısoy. Onun da kanalı var. Yelişi kanalı var. Hem de böyle çiçek kanalı var. Eğer açıp da bakmak isterseniz arkadaşlar, çok güzel böyle yelekler örüyor. Patikler. Herhalde yok patik yok. Yelekler örüyor böyle. Çok güzel arkadaşlar. Aşırı güzel derecede. Eli de çok güzel yakışıyor. Arısoy örgü evi diye girerseniz orada görebilirsiniz. Ve ayrıca bir kanalı daha var. Arsoy'un hobileri diye. Orada da bütün böyle çiçekle ilgili neyi, yani ne isterseniz onların bilgisini veriyor. Fatma ablamla konuşurken o söylemişti. Abla kek fırında sobanın gözünde keki beceremiyorum dedim. O da ablam böyle böyle yaptı. Onun tarifini verdi. İşte altını üstünde sobanın üstünde pişirdi. Onun tarifine yaptım. Gerçekten de buradan ona çok çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. O beni izliyor. Oradan da şöyle ona sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnşallah Konya'ya bir gün geleceğim onu ziyarete. O tozu da bir göstereyim arkadaşlar size. Dur. Belki yurt dışındakiler biliyordur arkadaşlar bunu. Şöyle büyük bir paket de oluyor. Bakın ne kadar çok getirmiş sağ olsun. Yurt dışından bunlar hep getirirler buraya. Yurt dışında akrabalar olarak. Bakın bu şekilde. Belki yurt dışındaki olanlar bilir. Üstünde kilit şekli var. Ne bileyim üstünde yabancı yazıyor. Bunu ben böyle keklere kullanıyorum. Zaten çok güzel oluyor. Zaten bizim gibi bir tane mi yapıyorsun anne? Bir keke bir tane mi? Yok yok, azıcık böyle katıyorum. Çünkü şey turuncu bir renk çok şey veriyor, renk veriyor. Çok katsan kim bilir tut turuncu olur bu. Olmaz. Neyse arkadaşlar videomu burada kapatıyorum. Çocuklar acıkmışlar. Yemek hazırlayacağım artık. Yemeğimizi ben bölüm hazırlayayım. Gökhan da gelince çayımızı koyup kekimizi yiyelim. Bugünlük videom bu kadar olsun. İnşallah videomu beğenirsiniz. Biraz laf konuşurken heyecan mı yapıyorum, ne yapıyorum dağıtamadım şu heyecanı bir. Bazen lafları birbirine karıştırıyorum. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.